Mübarek adam. Bak şimdi sana okuyorum hadis. Bu hadisler nerede yazıyor? Ya nerede yazıyor oluyor mu ya? Dünya kadar sana hadis okuyor. İbn-i Mace. İkametussalâ. No 1388. Birinci cilt 444. sayı. Ben yakın şu an bu liman. No 3542. Evet, beşinci cilde 354. sayfede var. 362'de bir daha var. Ya bunlar niye yazıyoruz size? Ya kaynak sorarsan ben sana kaynağını buluyorum. Getirsem kitabı zaten Beyhaki'yi bile okuyamazsın. İbn-i Mace'yi getirsem, başka bir kitap getirsem İbn-i Mace diye yuttururum sana. Mübarek öyle olur mu ya? Ben bunları arıyorum, bakıyorum. Kitabın adı var, cildi var, sayfası var, numarası var, yazması var, nuskası var, aslı var, esası var, kaç türlü baskısı var, kaç türlü şerhi var. Bir İbn-i Mace'nin bu kadar şerhi var, daha da doymadık. İmam Dümeyr Hazretleri'nin bir şerhi çıkacak, Hayatül Hayvan sahibi. Şimdi onu bekliyoruz, bak daha kitap basılmadı. Ama biz hemen ne yaptık? İştahlandık. Ne gibi müteahhitler köprü nereden geçecek acaba diye nasıl iştahlanıyorlar? Biz de nereden iştahlanıyoruz? İbn-i Mace'nin şerhi basılıyor şimdi. Böyle bekliyoruz. Medine'den haber bekliyoruz. Ne zaman basılacak da alacağız. E biz kitap hastasıyız ya. E biz bunları okuyoruz, böyle şey olur mu? Uydurmakla efendim bu millete yutturulur mu bu kadar akıllı insan? Bak 20 milyon, 30 milyon insan izledi. 40 milyona yakın belki. Bu kadar alimi var, diyanet ilahiyatçıları var. Bütün müftüler teşekkür ediyor. Bütün diyanet teşekkür ediyor. Hepsi şaşırdık kaldık diyorlar. E tabi böyle. Ama bu mesele nedir? İlim üzere olacaksın, ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın, hurafe uydurmayacaksın, Arapçasını okuyacaksın, peşine Türkçesi mana vereceksin, milleti ikna edeceksin ya. Öbür türlü bu millet inanmamaya başladı hocalara ya. Adam iki saat konuşuyor, bir ayet bir hadis Arapça okumuyor ya. E bir ara ayet Arapça okumasan bu millet güvenir mi sana? E Arapçayı okursan, yanlış okursan yine rezil olursun. Karşındaki anlamaz, o kadar dinleyen var, o kadar anlayan çıkar. Bir kişi itiraz eden var mı? Değil mi? Ha, mesele bu. Bir kişi diyemedi ki ayeti yanlış okudu. Bir kişi diyemiyor ki hadisi yanlış okudu. Bir İsmail Nacar çıkmış çatlak. O da zaten ilmi yok, bir şey yok, hiç bilmez. Evet, dolandırdığı adamlar diyorlar, istersen hoca bizi çağır şahitlik yapalım. Çok dolandırılmış bizi diyorlar. Ondan sonra ben de boş ver, kapattım bu meseleyi dedim de. Neymiş peygamberin sakalı yanar diye. Bizde var, yanmadı işte. Gel senin sakalını değil tümünü koyayım altına, o camı kaynatayım üstüne, yanar kül olsun. Camın içinde yanmamış işte bizde var. Ya gözümüzle gördüğümüz şeyi de inkar ediyorsun ya. Sakal şerbi yanmaz. Peygamber çürümüştür. Çüş ya sana ya. Peygamber çürür mü ya? Şehitler çürümüyor, veliler çürümüyor. Ya daha ne kadar evvel kanka Hacı Salih Efendi Hazretleri 15 sene evvel kabrinden çaldılar köylüleri. Hürriyet gazetesi manşet attı şef çalındı diye. 7 ay sonra açtılar mezarını, kendi köylerine gömecekler. Feyiz almak için. Açtılar, diyor elimize geldi böyle hemen. Açtı götürdüler. Kolordu ayağa kalktı falan. Dediler oğluna ki işte bir daha yerine geri götürelim. Dedi bunlar yine çalacak, bari şey efendi rahatsız etmeyelim. Onların köyünde kaldı, şimdi orada türbe oldu. Erzurum'da giden mutlaka Hacı Salih Efendi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Alvarlı Mehmet Efendi'ye yakın, Alvarlı köyü var. Alvarlı'nın adı Çögender adı, Çögender. Köyün adı. Ziyaret edin, evliya görün yani. Bak, daha bizim tanıdığımız. Beni ahiretliğe kabul etmişti. Çocukken bizi çok sever, Efendi Hazretleri çok gelirdi. Bu Mahmud Efendi kutbu medar derdi, dünya bunun etrafına dönüyor derdi. Ben ondan duymuşum bunu. Bak o zaman, kaç ay sonra mis kokuları saçıldı ve hala bir gece kaldı yine gömülmeden. Bir gece koydular yine, ertesi gün gömdüler. O gece orada binlerce insan ziyaret etti. Ve çürümediğini bırak, salınan koku hala duruyor gece durduğu yerde. Allah. Bunlar evliyaullah'tır ya. Bunlar çürümüyor, peygamber çürüyecek. Sen nereden uydurdun bunu? Ebu Davud hadisi ya. Ben sana Ebu Davud'dan hadis getiriyorum. Diyor ki Resulullah, İnnellâh harrama alel ard en tekûlek sâdenim. Allah toprağa haram etti peygamberlerin cesedini yemesini. Toprak yiyemez diyor. Ebu Davud'da var, dünya kadar kaynak var. Peki, sen bana bir kaynak getir çürür diye, o da bana kaynak getiriyor, her nefis ölümü tadıcıdır. Hay Allah sana, seninle konuşanın aklına da tutsun ya. Ya her nefis ölümü tadıcıdır da çürüyor mu diyor. Ya böyle cahil cühela ile konuşulur mu ya?
onun için. Tamam mı? Delillerimiz var. Nedir delillerimiz? İşte Hazreti Ali rivayet ediyor. İbn-i Mace'de. İdâkânet leyletü nusfun Şaban. Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman, yani bu gece. Ve kûbû leyla, gecesini ibadetle geçirin. Nusûmû nâra. Yevma, gündüzünü oruçlu geçirin. Ve innallâhu tebârek ve teâlâ. Yenzilü meyâli gulûbü şemsile semâri dünya. Güneş batar batmaz Allah birinci kat semaya iner diyor. Allah iner mi? Haşa. Ya ne iner? Feyizlerin, nurları, bereketleri, rahmetleri. E başka zaman bu olmuyor mu? Yok. Başka zaman olmaz. Seher vaktinde olur. Ama bu gece hemen akşam ezanıyla başlar. Fekûlü ne buyurur? Elâmi müstehûlün fekûlü aleyh. Bu gece af isteyen var mı? Hemen affedeceğim. Bak başladı şimdi, söylüyor şimdi. Diyor ki sen bu Allah'ın bu saatte böyle dediğini nereden biliyorsun? Yahu hadisten biliyorum. Resulullah buyurdu. Bu gece 15. gece mi? Tamam. Şaban ayı mı? Tamam. Güneş battı mı? Tamam. E Mevla başlar diyor nidâin. Af isteyen var mı? Affedeceğim. İstiyor muyuz? İstiyoruz Allah'ım, affeyle cümlemizi, affeyle. Bu kulların senin rızan için geldiler, senin peygamberine iman ettiler. Senin peygamberinin bu hadisine inandılar. Ya Rabbi af istiyoruz dediler, affeyle ya Rabbi. Allah'ı Allah'a zor bir şey yok. Siler sıfır eder hepinizin. Korkmayın Allah kerim. Ama inanıyorsunuz bak. Helami müsterzik müfrazık. Rızık isteyen var mı? Rızık, rızık. Geçim bolluğu. Ondan sonra bana gelip hoca efendi işçi, işim yok, işim yok, zır 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 zır. İşim yok diyorsunuz. Ben işçi bulmak olur muyum? Ben ne yapayım? Bana diyor ki dua et. Ya dua edeyim de mübarek. Berat gecesi geldi. Biraz da sen dua et. Ya duayı da hocalara yaptırıyorlar ya. Ya duayı da biraz kendiniz yapın ya. Rızık isteyen var mı? İşiniz iyi olsun, açık olsun. Bolluk olsun. Muhtaç olmayın. Allah'ın bu gece buraya gelenleri, Allah'ım radyodan dinleyenleri, Allah'ım internetten dinleyenleri, iman etmeleri şartıyla, bu hadise iman etmeleri şartıyla, Muhammed Mustafa yalan söylemez haşa. O buyurdu ki Rabbim nida ediyor güneş batar batmaz berat gecesinde. Rızık isteyen var mı? Rızkını vereceğim buyuruyor. Allah'ım bütün bu dinleyenlerimiz iman ile senden rızık istiyoruz, merzuk eyle ya Rabbi. Aç rızık kapılarını ya Rabbi. Helalından ya Rabbi. Haram şüphe nasip etme ya Rabbi. Boğazımızdan geçirme ya Rabbi. Çoluk çocuğumuza da nasip etme ya Rabbi. Allah'ım bol rızıklarla kimseye muhtaç etme biz ya Rabbi. Verdiğin rızıkları helala hayra harcat ya Rabbi. Amin, amin, amin. Aldınız dualar, hadi bakalım. Allah razı olsun. Ha, görürsünüz bir sene bolluğu inşallah. 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 Elamin mübdelen ve afiye. Ondan sonra benim dualarımı denemeye kalkmayın. Birkaç gün geçti hala işler kesat tutmadı karavana. Sen öyle zannet. Bana tutuyor. Sana niye tutmuyor? İhlaslı ol. İman et, şüphelenme. Şüphelenenin duası ret olsun. Bir şey yok. Rızkınızı aldınız. Bu gece dağıtılıyor. Aldınız işte. Mübarek. Ben mi dağıtıyorum? Allah dağıtıyor. Hadis var, ayet var. Nereden biliyorsun? Ya, buradan biliyorum kitaptan. Bir zavallı doktorun biri de yazmış. Yorumlar yorumlar, binleri aşmış. Her taraf konuşuyor. Yahu diyor, şaşırdım bu adamın ayet okuyor, hadis okuyor. Bir yandan taramalı gibi konuşuyor, bir yandan mana veriyor falan. Yahu diyor, bu adam diyor, bu aklı, bu hafızayı diyor, bu hoca. Keşke bu ayete hadise harcamasaydı da, başka bir şeylere harcasaydı, bu dünyada çok büyük işler bulurdu diyor. Dünyaya faydalı bir adam olurdu. Lan ben ne yapayım dünyaya faydalı olacağım? Dünyayı bugün var, yarın yok. Ben ahirete faydalı ilimlere salladım, çalıştırdım kafayı. Bu kadar insan ahiretini kurtarıyor, imanını kurtarıyor. Buluş yapsam, ne olacak buluş yapsam dünya için? Bu kadar buluş yapan var, sürücü bedava. Neye yaradılar? Bir kişi namaza başlarsan fayda o. Adamın ahiretini kurtaracağız ya. O da zavallı bana acıyor. Ben ona acıyorum zavallı. Keşke bunları okusaydı o da yazık etmiş diye. Ne bileyim ahirete çıkacak kim acınılacak. Elami müptele ve afiye. Hastalık belaya düşen var mı? Afiyet vereceğim Allah buyur. Şu saatte nida devam ediyor bak. Başka geceler bunu diyemiyorum. Teheccüde diyordum. Şimdi ne diyor? Güneş battı tamam diye. Onun için ya Rabbi belalara düştük. Ya Rabbi içimizde hastalıklar var. Ya Rabbi hastalarımız var. Ben zaten baş hasta.
şu anda burada kaç bin kişi varsa tahlile gitsek en azta ben çıkarım. Şimdi şekeri ölçtüm, buraya çıkmadan 430'du. Ha şurada, ölçü burada, hala burada, şarjı burada, makinede gösteriyor. 430 şekerle burada Şimşek konuşuyor. 430'dan başkası komaya gider. İşte bir duanızı bekliyorum, bu gece tutturun ha. Bana da sağlık lazım, nasıl uğraşacağım bu kadar adamla? Ya. Onlar da şaşırdılar, şeyin arasında ölçtük. Reklam arasında 320'yi gördüler. Aman aman dediler, bir şey olur sana burada bizden bilirler. Ne olacak, sana ben iğne yapacağım. Ya bu normal dedim, 320 nedir ya bak. 320 dedim, normalidir şimdi. Düşerse kötü dedim. Onun için çıkması zarar etmez. Konuşmama mani yok. Allah'ın izniyle. İnşallah. 25 senedir bu böyle gider. Çok kandil geceleri 400-500'den konuşurum. Ve lakin Allah susturmadı ben elhamdülillah. Aklımı da almadı elhamdülillah. Kurban olurum Allah'ıma. Çünkü diyor belaya düşen varsa afiyet vereceğim. Kurban olduğum sana Rabbim. Bu kadar insan bize hüsnü zannetti, adam zannetti. Geldiler burada ayet hadis dinliyorlar. Bu mübarek berat gece sürmedine. Benim de belalarım var. Bunların da içinde dışında hastalıklar var. Hepimizde sıkıntılar var. Ne olur şu mübarek gece hürmetine bu cemaatin aminleri asla reddi olmaz diyor. Cemaat toplansa biri dua etse öbürü amin dese asla reddi olmaz hadis-i şerifte. Hepiniz ortak. Onun için ben dua ediyorum. Ya Rabbi bütün müptelalara, bütün belaya düçar olanlara, Allah'ım içimizde ve dinleyenlerimizde kimde bir hastalık varsa Allah'ım berat gece zülmetine afiyet lütfeyle keremeyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Elâke dâ elâke. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? O diyor, hoca diyor, hanım bulamadım. Karı diyorum, kızıyorlar bana hanım diyorum bu sefer. O diyor, efendim koca bulamadım, evde kaldım. O şunu bu. Ya iste işte bu gece. Hatta yapma fecru. İmsak oluncaya kadar bu devam. E şimdi bu gece uyuyan ne gibi biliyor musun? Bu gece uyuyan şuna benzer. Şimdi bir yerde ilan ettiler. Gelene 500 dolar, 1000 dolar, 10 bin dolar veriyorlar. Her gelene veriyorlar. Limit yok. Ama çok da şeyleri var. Öyle bir yerde tıkanma yok. Sana sıra gelmez diye bir şey yok. Çok kişi açmışlar. Her taraf nereden gidersen alıyorsun. Kaç kafa gidersen alıyorsun. Böyle bir şey olsa bu gece uyuyan nedir? Enayi. Adam ben aldım ya 50 bin dolar oldu 5 kere gittik. Gel mi? Bir şey soran yok ki gelene veriyorlar. Uyanık olun. Bu gece sabaha kadar koparın koparabildiğiniz kadar. Zengin Allah vermekle fakir olmaz. Dünya kurulduğundan bu zamana yağdırıyor bitiriyor. Yağdırıyor bitiriyor. Öldürüyor diriltiyor. Yaşatıyor yediriyor içiriyor. Bir şeysi eksildi mi? Siz ne korkuyorsunuz yani isterken böyle? Acaba verebilir mi bunu da falan? Verin ya. Ona hiçbir şey büyük gelmez. Yeter ki sen Allah'ın büyüklüğünü bilerek iste. فَلَا سَلُوهَا دُنْ اِلَّا اُرْتِلَ Kim ne isterse bu gece yeter ki imanı olsun mutlaka verilecek diyor. İnşallah Allah istemeyi nasip etsin. Ya hoca efendi sen de bir de namaz öğretti bize 100 rekat 3-4 saat sadece bir şey istemeye vakit kalmadı ya. Duhan suresi oku, Yasin şerif oku, secde suresi oku, tebarek oku, şunu oku, bunu oku. Bir şey istemiyoruz ki. Namazdan kafamızı kaldıramadan imsak oluyor. Diyenleriniz oluyor. Onlar şunu bilmiyorlar mı ki? Men şegalehul Kur'an ve zikri an meseleti a'taytu eftal ma'atis sâilîn. Bukhari hadisi kutsi. Eğer bir kulum diyor Kur'an okumaktan, namaz kılmaktan ve zikretmekten dolayı benden bir şey isteyemezse sabaha kadar sırf Kur'an okusa veya namazda dursa ayakta veya zikretse hiç de bir şey isteyemese bütün isteyenlere verdiğimin fazlasını ona direkt verin. Siz namaza devam edin. İsterken de şaşırtırsınız bu sefer. Başında bela açarsınız. Hayırlısını istemezsiniz. Verdene verirsen ver dersiniz. Ya illa çocuk istiyor. Kısırlıktan kadın zavallı. Ya Allah'tan hayırlısını istedim. Ya bunun hayırlısı mı olur diyor. Versin de ne verirse versin. Ya olur mu ya bir özürlü verecek bilmem ya 10 sene 20 sene sırtında taşıman lazım gelir. Böyle niye konuşuyorsun? Böyle ne verirsen ver olur mu ya? Ya Rabbi hayırlısını ver, ya Rabbi afiyet ver. Hep böyle dua edin ya.